Sayın Rektörüm, çok değerli hocalarım, bakanlığımızın çok değerli temsilcileri, Sayın Müsteşarım, Sayın Bakan Yardımcım, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın çok değerli temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın öncü projelerinden olan sürdürülebilir yeşil bina ve yerleşim alanlarının temel değerlendirme kılavuzunun hazırlanması protokolü toplantısı için buluştuk. Bu çalışmada bize destek veren İstanbul Teknik Üniversitemizin çok değerli rektörüne ve kıymetli akademisyenlerimize öncelikle teşekkür ediyorum. Bu çalışmamızda özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bizler doğanın dilini konuşmakla sorumlu bir medeniyetin mensubu olduğumuzu biliyoruz. Eşya ve evrenle olan ilişkimizin tahrip eden değil onaran, imha eden değil ihya eden bir temeli vardır. Özellikle bu hassasiyette bir yandan çevremizi olumsuz etkilerden uzak tutmaya çabalarken bir yandan da koruma bilincini yerleştirmeye çalışıyoruz. Çok değerli misafirler, bildiğiniz gibi hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana çevreyi ve doğayı korumak için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaları yürütürken özellikle hem üniversitelerimizle hem sivil toplum örgütlerimizle beraber çalışma noktasında büyük hassasiyet gösteriyoruz. Biz 14 yıldan beri 3,5 milyar fidanı toprakla buluşturmuş bir hükümetiz. 3 milyar 500 milyon ağaç dikilmiş durumda. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz de her projemizde doğayı merkez alarak hassasiyet göstererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte bugün sizlerle bir araya gelmemizi sağlayan sürdürülebilir yeşil bina ve yerleşim alanlarının temel değerlendirme kılavuzunun hazırlanması protokolü de bu bağlamda gerçekleştireceğimiz çok önemli bir proje. Çok değerli misafirler, özellikle dünya gündeminde olan küresel ısınma ve iklim değişikliği, su kaynaklarında azalma, çevre kirliliği ve doğal kaynakların hızla tükenmesi anlamına geliyor. Bu nedenle özellikle yapı sektöründe çevre dostu yeşil binaların inşası gereklilik haline almıştır. Bildiğiniz gibi evlerimiz ve iş yerlerimiz yani binalarımızda şu anda ülkemizin enerji tüketiminin yaklaşık %37'si kullanılmaktadır. Bununla da kalmıyor, sera gazlarının %30'unu da bu binalarda üretiyoruz. Bu noktada temel değerlendirme kılavuzumuzun binalarımızın çevreyi daha az kirletmesi, sera gazı yayılımını en aza indirmesi, daha az enerji tüketmesi ve doğal kaynakları israf etmemesi amacıyla hazırlıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi başta olmak üzere diğer üniversitelerimiz, bilim insanlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hazırlayacağımız bu kılavuz, ülkemizde sürdürülebilir yeşil bina ve yerleşim alanlarının yapımında ve inşasında temel alınacaktır. Çok değerli misafirler, ülkemizde kabul gören sertifikasyon programları Dünya Yeşil Bina Konseyi tarafından kabul gören programları içeriyor. Ancak ülkemiz şartlarına tam uyum gösteremeyen bu sertifikasyon programları nedeniyle Türkiye'de inşaat sektörümüzde gerçek manada yeni bir yeşil bina sertifikasyonları uygulanamaktadır. Bakanlığımız bu endişelerin giderilmesi adına 2011 yılından itibaren çalışmalara başlamıştır. 2013 yılı başında sivil toplum kuruluşlarımızdan biri olan ÇEDBİK yani Çevre Dostu Yeni Yeşil Binalar Derneği ile işbirliği protokolü imzaladık. Bu doğrultuda hazırlanan yeşil bina ve yerleşmelerin belgelendirilmesine ilişkin yönetmeliğimiz Aralık 2014'te yürürlüğe girdi. Yayınlanan yönetmelikte uluslararası marka değeri olan ulusal bir belgelendirme sistemi oluşturmayı ve nitelikli belgelendirme yapan kuruluşlarımız ve hizmet alan vatandaşlarımızın haklarını korumayı hedeflemekteyiz. Ayrıca belgelendirme sisteminin etkinleştirilmesi ve izlenmesini temin etmek için yapı kullanma izin belgesi standardında da bir süre önce değişiklik gerçekleştirdik. Bu sayede artık yapı kullanma izin belgesinde yeşil bina belgesine ve enerji kimlik belgesine ilişkin bilgiler de yer alacak. İşte bu noktada bakanlığımız önderliğinde oluşturulacak bu kılavuz hem ülkemiz koşullarına göre hazırlanacak hem de söz konusu sertifikasyonların yapılması için yurt dışına yüksek meblağlar ödenmesinin önüne geçilecek.
Ayrıca bu projeyle yenilenebilir enerji teknolojilerinin teşvik edilmesini, karbon salınımının azaltılmasını sağlamayı planlıyoruz. Çevre dostu, az su kullanan, bulunduğu yörenin özelliklerini yansıtan bina uygulamalarının yaygınlaştırılmasını da hedefliyoruz. Türkiye'mizin 7 coğrafi bölgesinin farklı özellikleri vardır. Geçen haftalarda yaptığımız Erzurum ziyaretinde Erzurum'un kış memleketi olması dolayısıyla aslında imar yönetmeliğimizde mevzu bahis olan %33 çatı eğiminin orada zorlayıcı bir ölçüt olduğunu bize iletti Sayın Belediye Başkanımız. Keza Adana'mız bir yaz bölgesi, yaz memleketi. Burada da tam tersi bir imar yönetmeliği, geniş pencereler, çoğu yerde çatıların olmadığı bir yapı sistemi karşımıza çıkıyor. İşte biz Türkiye'de bulunan bütün bu farklı özelliklerin yansıtıldığı bina uygulamalarında özellikle çevre dostu binalar yapılması noktasında elimizden gelen bütün teşviği ve desteği vereceğiz. Yeni oluşturulacak kılavuz sayesinde de sürdürülebilir yeşil binalar için hem bir üst çerçeve oluşturmuş olacağız hem de gerçeği yansıtmayan belgelendirme sistemlerinde önüne geçmiş olacağız. Bugün protokolünü imzalayacağımız kılavuzun hem bakanlığımız adına hem üniversitemiz adına hayırlı bir çalışma olmasını diliyor. İnşallah memleketimiz için de güzel bir proje olacağını temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Evet.